kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Gözde. Kuyumcu piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Bugün haftaya Borsa İstanbul tarafında pozitif bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalar tarafında da yeni zirvelerin zikredildiği bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Özellikle şöyle hemen geçelim başlıkların üzerinden. Borsa İstanbul TL bazında zirveyi gördü dedik. S&P 500 tarafında da 15 ayın en uzun süreli yükselişi. Birazdan Çağlar'la detaylarına bakacağız. ABD'de beklenen temsilciler meclisinde özellikle altyapı planlaması biliyorsunuz bütçeye ne kadar etki edecek diye tartışıla dursun. 550 milyarlık yol, köprü, toplu taşıma gibi altyapı paketinin de geçtiğini, şu anda Biden'ın imzasının beklendiğini de söyleyelim. Bu da önemli bir gelişmeydi. Kripto para cephesinde de piyasa değerlemesi 3 trilyonu geçti. Nereye gidiyor piyasalar? Konuşacağız hepsini ama önce hemen Vahap'a gidelim ve piyasalara dair son görünümü hemen kendisine soralım. Vahap, iyi akşamlar, hoş geldin yayına. Şimdi bir yandan tabii ki Borsa İstanbul ama küresel cephede de işler iyi gözüküyor. Ne dersin, nasıl yorumlarsın? Geçtiğimiz hafta 1580 üzerine artık oturduk. Yani bugünkü hareketle beraber de artık yavaş yavaş 1700 kapısını açtık diyebiliriz. Geçen hafta da konuşurken zaten hani yani bir teknik buraya sıkıştıracak olursak 1580 üzerine oturmamız durumunda yavaş yavaş böyle bir 1700 kapısını açacağımızı söylüyorduk. Şimdi yavaş yavaş onun ilk denemeleri gerçekleşiyor. Son dönemde dolar bazlı çok fazla bakıyoruz endekse. Çünkü yaptığı hareketin büyük bir kısmını biraz oraya borçlu kaldık. Döviz bazında çok fazla ucuz olması. Şu an zaten yabancı ilgisini de her gün nereden baksan takip ediyoruz ve pozitif olduğunu da görüyoruz. Bu ikincisi zaten enflasyonist bir etki olduğunda bir dönemdir konuşmaya başlıyoruz. Bunun değerlemeler olan nominal yansıması yani fiyatların yukarı hareketinden dolayı yansıması muhtemeldi. Biraz da bunun fiyatlaması söz konusu. O yüzden şimdilik böyle 1600 lira hareketlerde belki kısa vadede zorlanma görebilir ama yabancı ilgisi var. Para girişi söz konusu. Muhtemelen şimdi Borsa İstanbul Ekim ayı rakamlarını da açıkladı. Kasım ayında çok daha kuvvetli bir para girişi hisse senedi tarafına para girişi oluşabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede böyle bir 1600-1635 hareketi kısa vadede görünebilir gibi geliyor bana. Bilançoların fiyatlaması da zaten bu zamana kadar en azından ortalamanın üzerinde diyebileceğimiz bir harekette bazı sektör bazlı negatif ayrışmalar olsa bile biz bu hareketin devamı konusunda hemfikiriz. Kendi aramızda konuştuğumuzda da şu an 1630-35'e doğru bir hareketin devamını bekliyoruz diyebilirim. Vahap, çok teşekkür ediyorum. Fed'den güvercin bir mesaj var. Fed açıkça faizleri artırmayı düşünmekten çok uzakta dedi. Zaten özellikle tabii ki son dönemde bu tapering sonrası mesajlara baktığımızda faiz artışı tarafında aslında halen daha görece uzakmış gibi mesajlar veriliyor. Çağlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Biz Borsa İstanbul tarafını konuşacağız. Özellikle tabii ki Borsa İstanbul'daki değerlemeler nerede? Bankacılık bir süredir geride diyorduk. Onun da şu anda endekse eşlik ettiği bir ortam var. Borsa İstanbul tarafında TL bazında yeni zirveyi konuşuyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de bu imser havanın bir miktar daha sürebileceği konuşulanlar arasında, ne dersin? Gözde, 1400'ün altına inmeyeceğiz. 1400'ün üstüne kalıcılık çok önemliden geldik. 1500'ün üstünde kalıcılığa 1520'lerin geçilmesi çok önemli demiştik. Bugün itibariyle BIST 100 endeksinde 1600'ün üstünde olduğumuzu görüyoruz. Endeksler bazında baktığımız zaman senin de söylemiş olduğun gibi genel itibariyle Ekim'deki olumluluğun endeks endeks sirayet ettiğini görüyoruz ki bu durumda hem FED kararının hem de bununla beraber Ekim'de genel itibariyle dünya hisse piyasalarındaki olumlu görünümün etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hızlıca hemen önümdeki notlara bakıyorum. Sinayi endeksin özellikle 6 Ekim'den itibaren şurada en yukarıda görünen endeksin %16'lık yukarıya geldiğini görüyoruz. Ulaştırmanın son dönemde çokça öne çıktığını görüyoruz. O da Ekim'in 10'undan itibaren %20'lerin üzerinde, holding tarafında %12'nin üzerinde, bankacılık endeksinin ise biraz daha geç hareket etse de 18'inden Ekim'den itibaren %20'nin üzerinde performans sergilediğini görüyoruz ki TL bazında gördüğümüzde endekslerin tamamının yönünün yukarı olduğunu görüyoruz. Bu arada şöyle bir ilave de yapalım. MSCI gelişmekte olan ülke endeksine uzun süredir olmadan şekilde bir ETF'lere 4 haftadır düzenli kaynak girişi, para girişi olduğunu görüyoruz ki MSCI Türkiye endeksinde de buna koreli olarak o kadar güçlü olmasa da 7 haftanın 6'sında giriş var ve 5 haftadır ard arda burada yukarı yönde bir seyir görüyoruz. İkinci grafiğimize geçersek de Borsa İstanbul'un TL bazında, lokal bazında BIST 100'ün ikinci sırada olduğunu, bir aylık süreçte BIST 30'un BIST 100'ün üçüncü sırada olduğunu söylüyoruz.
söyleyelim, %15-16'lık getirilerle. Peki dünyada durum nasıl? Baktığımız zaman senin de az önce ifade ettiğin gibi S&P 500'ün Ağustos 2020'den sonra 15 ayın en yüksek, en düzenli şekilde yukarı gittiği bir sürece denk gelmiş bulunuyoruz. Sözün özü ABD borsasında açılışı itibariyle baktığımız zaman dünyada genel itibariyle pozitif bir algı var. Burada tabii ki Fed'in faizde biraz daha sabırlı durup mesafesini koyması, az önce de Clarida'dan açıklama evet. geldi ve varlık alımında azaltın hissinin en azından şu an için çok etkilememesi durumda anahtar rol oynuyor. Balon balon diyorlar ama artmaya devam ediyor Çağlar, değil mi? Konuşuruz önümüzdeki günlerde. Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Cüneyt Başayan bizlerle. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor Cüneyt Başaran bizlerle. Cüneyt, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum. Haftanın merhaba. Ana gündeminde özellikle yine küresel piyasalar ve içeride borsaların tekrardan hızlı yükselişlerini konuşuyoruz. Kripto cephesi de öyle. Yani taper tantrum sonrasında özellikle piyasalarda dalgalanma olur mu diyorduk ama rekor üstüne yeni rekorlar zikrediyoruz. Hakikaten burası enteresan bir hal almaya başladı. Bir yandan da Amerika'da özellikle biliyorsun taper tantrum yine konuşulurken bir yandan da demokratlar biliyorsun meclisten geçirmiş oldu altyapı kaynağını. Orada da 550 milyar dolarlık ilk etapta altyapı harcamaları paketi onaylandı. Biden imzalayacak. Devamı da gelebilir. Emin değiliz ama tekrardan piyasaya bir para enjeksiyonuyla yine enflasyon tarafındaki beklentilerin yükselebileceği işareti midir? Nasıl yorumlarsın hem piyasa tarafından hem de gelen haberi? Şimdi Gözde, haber tabii Cuma günü haberi ama sıcak bir haber. Biden'ın uzunca süreden beri beklenen, toplama 1 trilyon dolar olan, içerisinde climate'la, iklimle ilgili kısmı sonraya bırakılan ama büyük ihtimalle geçecek olan 550 milyar dolarlık çıkarttığı paket. Yani toplamda 1 trilyon olacak bu paket. Hangi paket bu? Altyapı paketi. Ne var içerisinde? İşte yollar, köprüler, broadband, internet hatları, işte kanalizasyonun yenilenmesi gibi daha evvel bildiğimiz ama Biden'ın ne zaman çıkacak, ne zaman onaylanacak diye beklediğimiz paketti bu. Ve şeyden Amerika'da Kongre'den onay aldı ve artık Biden bunun arkasına koydu. Şimdi ne bekliyor? 2 trilyon dolarlık diğer paketi bekliyor. Bu paketin içerisinde eğitim var, sağlık var, gene çevreyle ilgili faktörler var. Bu pakette yolda. Dolayısıyla işin bir bu kısmı var. Amerika'da Biden'ın popülerliğinin ya da oylarının aşağı doğru indiği, bir parça hırpalanmaya başladığı bu dönemde Kongre'den zor da olsa bu onayı almış olması ve 2 trilyon dolarlık yeni pakete göz kırpıyor olması. Bunun bizim için ne önemi var? Bunun önemi şu, para basılmaya, yani aslında merkez bankaları tarafından değil ama kamu tarafından daha fazla para basılmaya, daha fazla piyasalara para boca edilmeye devam ediliyor. 1 trilyon dolar geliyor, 2 trilyon doların da çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bunu bir tarafa koyalım. Sonra dediğin diğer konuya gelelim. Fed'in artık ben normalleşeceğim, tahvil alımını azaltacağım, yakında faiz arttıracağım dediği bir dönemde nasıl oluyor da işte S&P'ye baktığımızda %20 yukarıda, tüm zamanların rekorunu tazeliyor. Nasdaq keza öyle. Dünya MSCI endeksi %20-21 yukarıda. Kripto paralar toplamı 3 trilyon dolara geldi. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani Fed'in, dünyanın en büyük merkez bankasının ben artık faizleri yükselteceğim, normalleşeceğim dediği bir yerde nasıl oluyor da işte bu piyasalar yükseliyor konusu. Bunun bir kısmının cevabı demin söylediğim konu. Yani nedir? Aslında belki merkez bankaları normalleşiyor. Belki merkez bankaları bir parça gazdan ayağını çekiyor ama diğer tarafta, kamu tarafında görüyoruz işte Amerika'da hibe, teşvik ya da yatırım anlamında, kamunun para harcaması anlamında işler devam ediyor. Orada para gümbür gümbür geliyor. Birinci konu bu. O yüzden dünyada ise senetleri, o yüzden dünyada birçok riskli varlıklar devam ediyor. İkinci konu ne? İkinci konu enflasyon. Enflasyon öyle bir noktada ki Gözde, şimdi bakıyorum 5.9 Amerika'da enflasyon bekleniyor bu ay. Çekirdek enflasyonu 4.3. Ve bu enflasyon 6-6.5'ları bulma ihtimali çok rahat. Önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde. Faiz ne? 0.25. Gel İngiltere'ye, enflasyon 3.5'lar, 3.10'lar civarında. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde 4-4.5'ı bulacağız. Faiz ne? 0.10.
Gel Avrupa'ya. Enflasyon 2,5-3 bandında 3'e doğru yaklaşacak birkaç ay içerisinde. Burada faiz ne? -0.5. Herhangi bir Merkez Bankası'nın Fed dahil bugünden yarına faiz arttırma ihtimali var mı? Yok. En iyi ihtimalle Fed 2022'nin ikinci yarısında arttıracak. Piyasa bunu görüyor. Ne yapacak? Gümbür gümbür bir enflasyon var. Herhangi bir geleneksel bilinen finansal enstrümana sabit getirili tahvile para yatırsa canı yanacak. O yüzden ne alabilirim diye etrafa bakıyor. İşte orada hisse senetleri çıkıyor ortaya. Ve Amerika'da özellikle %70-75 civarında S&P'de açıklanan bilançolar bir önceki yıla göre %8-10 civarında bir gelir artışını gösteriyor. Tamam diyor, çok pahalı. Doğru, tüm zamanların rekorunda. Ama hiç olmasa hala para kazanan şirketler var. En azından enflasyona karşı kendimi böyle koruyayım diye o tarafa doğru yayılıyor. Hatta kripto paralar devreye giriyor. Kripto paralarda tabii ki işte Amerika'daki SEC'in, yani Amerika'nın SPK'sının Bitcoin'e, ETF'ine, yani Bitcoin almadan Bitcoin'e ulaşabilmek için birçok bankanın, birçok yatırım kurumunun beklediği fona izin vermesi önemli. Ama onun yanında da demin söylemiş olduğum, ya enflasyon da var, büyüme de var ama her şey de çok pahalı. Sabit fikri, ya acaba Merkez Bankaları bir noktada elinden kaçıracaklar mı ipin ucunu? Bu işin sonu nereye gidiyor diyenler için bir de kripto para göz kırpıyor. Dolayısıyla dünyadaki riskli varlıklar diyebileceğimiz farklı eksenlerde de olsa hisse senedi piyasası. Emtia balonunun devam ediyor olması. Mesela İngiltere'de emtia fiyatları hala artmaya, çok hızlı artmaya devam ediyor. İşte kripto parası, para borsası gibi birçok piyasada biz büyüme var. Ama Merkez Bankaları normalleşmekte çok nazlılar. Ve çok ciddi bir enflasyon problemi var. Bu üç problemin artı para basılmaya devam ediyor. Bu dört problemin yansımalarını görüyoruz gözde. Bu arada Fed yetkililerinden Clarida'nın açıklamalarını da demin ekrana getirmiştik. Onun devamı da var. Yani 2022'nin sonunda belki Fed faiz artırmaya hazır olabilir şeklinde bir ifade kullandı. Yani biraz daha beklentiler öteleniyor mu diye de konuşuluyor dediğin gibi. Bu sırada da işte kripto para cephesi, hisse senetleri hepsi peşi sıra artış göstermeye devam ediyor. Şimdi buraya geçelim ama orada istersen Amerika borsalarında Elon Musk'ın anket açacağım, hisselerimi satsam mı demesi hisseye bayağı bir satış getirdi. Hatta birkaç yorum da gördüm böyle sosyal medyada, Trump gitti, Elon Musk geldi diye. Dolayısıyla böyle çok seviyor Twitter üzerinden biliyorsun bu tip haber akışlarını yaratmaya. %57.9'u da bunu desteklemiş. %10 özellikle hissesinin %10'unu satsam mı diye düşünüyor. Şimdi dünyanın en zengin kişisinden bahsediyoruz. 338 milyar dolarlık serveti olan insandan bahsediyoruz. Servetinin dörtte biri, kabaca %25'i, yani işte kabaca 90-95 milyar doları Tesla'dan geliyor. Elon Musk'tan bahsediyoruz. Ve hisse senedi de, yani sahip olduğu Tesla'da 2021 yılında Tesla hissesi de %73 artmış. Ve 1.2 trilyon dolara çıkmış. Dünyanın piyasa değeri olarak en yüksek değerdeki şirketlerinden bir tanesi olmuş. Otomobil şirketleri arasında uzak ara zaten en yukarıda. Şimdi Elon Musk %10 hissemi satayım mı diye soruyor. Satarsa kabaca 21 milyar dolarlık bir nakit ortaya çıkacak. Ve 170 milyon adet Tesla hissesi satmak zorunda kalacak. Ve niye yapıyor bunu? Şimdi hani her şeyi çözdük. Elon Musk'ın Tesla hisse satmasına mı kaldık? Ya da Elon Musk'ın bu konusu niye bu kadar Twitter üzerinden takip ediyor konusunda bence Elon Musk bir şey yapmaya çalışıyor. Amerika'da işte bu unrealized denilen, yani gerçekleşmemiş, sadece mesela Elon Musk'ın geçen seneye göre 2,5 katına çıktığı serveti. Ama hani ne üzerinde? Kağıt üzerinde. Yani Tesla'nın piyasa değeri arttığı için otomatikman onun üzerinden %25 hissesi olduğu için kendi kişisel geliri de artıyor. Elon Musk diyor ki ben de hiçbir şirketimden şey almıyorum, maaş almıyorum, temettü de almıyorum. Dolayısıyla eğer benim bu kağıt üzerinde hisse senedinin fiyatı arttı diye benim de servetim arttı ve bana bunun üzerinden bir vergi gelecekse, ki öyle bir çalışma var, ben yapabileceğim tek şey dönüp hisse satmak diyor. Şimdi böyle yaparak iki şey yapmaya çalışıyor. Bir, hisse satayım mı diye insanlara sorarak bu işi, bakın işte bu durumdayım, siz bana yön verin satayım. Hani ben istediler sattım diye demek için. İkincisi, dünyada mesaj vermek istiyor. Eğer daha da elde edilmemiş kardan da vergi almaya kalkacaksanız bu bizim durup direkt spot piyasada hisse satmamıza
ve piyasadaki sizin tabirinizde durumu istikrarı bozmamız anlamına gelecek, siz bilirsiniz diyor. Dolayısıyla Elon Musk'ın parası bizim çenemizi yormuş durumda, ama bugün Tesla hisselerinde %4 ile %5 civarında bir kayıp ve genel olarak hisse senedi piyasasında da en fazla merak edilen hisseydi Tesla hissesi. Artış eğiliminin sürdüğü enerji kanadını da takip ediyoruz. Avrupa tarafında yine doğalgaz fiyatlarında yükseliş, istersen oradan başlayalım ama enerji tarafında da dört başlık konuşmamız gerekiyor. Özellikle tabii ki petrolle ilgili biliyorsunuz spekülasyonlar devam ediyor. Biden stratejik rezervleri devreye sokacak mı gibi başka unsurlar da var ama ne dersin Avrupa tarafında Rusya'nın bir hafta 10 gündür doğru düzgün gaz göndermediğini, bugün Sadi Kaymaz da biliyorsun tweet atmıştı bununla ilgili. Dolayısıyla yine fiyatlar yukarı. Şimdi Avrupa kış ayı başladı. Burada İstanbul'dan farklı olarak hava sıcaklıkları işte gün içerisinde 7-8 derecelere kadar düşüyor. Kaloriferler açılmaya başlandı. Ve bütün Avrupa'nın gözü Rusya'dan. Ukrayna üzerinden, çünkü daha Gazprom, yani daha doğrusu Kuzey Akımı 2 daha devreye girmedi. Ukrayna üzerinden gelen gazın artacağı yönünde. Ne demişti Putin? Hatırla, seninle konuşmuştuk burada. Merak etmeyin, Avrupa'yı bu kış ortamında işte gazsız bırakmayacağız, ne gerekirse yapacağız demişti. Ve Avrupa gözde yıllardır, hatta 10 yıllardır herhangi bir kışa, soğuk geçmesi beklenen herhangi bir kışa bu kadar az stoklu da girmemişti. Gaz stoğuyla girmemişti. Zaten bunu herkes biliyor ve speke ediliyor. Şimdi Ekim sonunda gaz fiyatları tepe yapmıştı. Oradan itibaren Putin açıklamayla beraber bir parça aşağı inmişti. Ama istenen olmadı. Beklenen olmadı ve bugün itibariyle söz verilen tarihte şu an itibariyle en azından o Ukrayna üzerinden gelen, Rusya'dan Avrupa'ya gelen gazın en büyük taşındığı hatta bir artış yok. Dolayısıyla eldeki mevcut gaz akışıyla da bu işin dönmesi çok zor ve bunu gören piyasa direkt olarak fiyatları speküle etti. Hem İngiltere'de hem Avrupa'da gaz fiyatlarında %7, %8'lik artış var. O Ekim sonundaki rakamlara yeniden geldik gözde. Şu an herkesin gözü Putin'in o tuşa basıp daha fazla Gazprom aracılığıyla Avrupa'ya gaz yollayıp yollamayacağında. Hakikaten Avrupa'da fiyatlar çok yüksek. Şu an perakende olarak bu fiyatları insanlar çok az hissediyor. Çünkü birçok ülkede o perakendeyi koruyan şeyler var, sınırlar var. Evet. O sınırlar işte birkaç ay sonra bitecek. Ama gaz, enerji krizi yeniden gaz fiyatları üzerinden Avrupa'ya geri geldi. Kesinlikle. Şimdi tabii orada yeşil dönüşümü de seninle sık sık konuşuyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu enerjiden sorumlu üyesi Simpson tarafından açıklamalar gelmiş. Eğer ki ticaret partnerlerimiz dönüşümlerini yapmazsa, yani emisyon ticaret sistemi kurmasını istiyoruz demiş. Bunu yapmazlarsa sınırda karbon vergisi biliyorsun hala konuşuluyor. Bir de tabii yine ilgimizi çeken bir haber. Bunun tam karşısında hani Çin ve Avrupa Birliği'nin önemli ticaret partnerleri olduğunu düşünürsek, Çin Merkez Bankası karbon salınımının azaltılması için yeni bir enstrüman duyurdu. Yani haberlerin o tarafta ciddi anlamda karşılık gördüğünü görüyoruz. Şimdi gözde Avrupa bu karbon salınımı konusunu biliyorsun önce kendi bacağına sıktı kurşunu. Dedik işte 30'un üzerinde sektörü kapsayacak şekilde 2026 yılından itibaren bu sektörler üretim yapıyor iseniz, üretim yaptığınızda sizin sektör olarak ve şirket olarak verilen karbon limitinizi aşarsanız şu kadarlık karbon taksi vergisi ödeyeceksiniz dedi. 2023-2026'da geçiş dönemi olarak kabul edin. Eğer altında kalırsanız da size vermiş olduğum bu karbon kontratını piyasaya satarak bunun avantajını kullanırsınız. Yukarıda kalırsan gidip kontrat alacaksın, ceza ödeyeceksin. Altında kalırsan da bu şansı kullanacaksın dedi. Şimdi Avrupa bunu yaptı ama tabii ki yurt dışından Avrupa'ya ithal olan ürünlerde de dedi ki ben 5 tane sektörü seçiyorum. Bu 5 sektörde de dışarıdan üretim yapıp Avrupa'ya mal satanlar için öyle burası artık eskisi kadar rahat değil. Ne bu 5 sektör? İşte demir çelik var, çimento var, alüminyum üretimi var, işte gübre vesaire gibi konular var. Bu konularda eğer yurt dışından Avrupa'ya ürün satacaksanız, ben kendi çünkü şirketlerimi ciddi bir hizaya soktum, siz de ithalatçı firma aracılığıyla size cezalandıracağım. Ne yapmazsanız eğer malın geldiği orijinde bizimkine benzer, Avrupa'dakine benzer bir ETS sistemi yoksa, nerede yok? Rusya'da yok. Nerede yok? Türkiye'de yok. Şu an için yok. Bir çalışma içerisinde ama şu an için yok. Nerede yok?
Rusya, Çin'de yoktu. Çin çok hızlı bir adım attı. Kendi ETS sistemini oluşturuyor. Orası hala çok eleştiriliyor. Oradaki limitlerin çok düşük hazırlandığı, Avrupa için geçerli yeterli olmayacağı düşünülüyor ama en azından Çin bu konuda bir adım atarak kendi ETS sistemini kurdu. Dolayısıyla bugün bizim Bloomberg.com'da olan haberde olduğu gibi Avrupa'nın en büyük ticaret partnerleri olarak Rusya, Ukrayna, Türkiye için çok acil bir şekilde kendi ETS'ini oluşturmak ve şirketlerin burada vergisini ödediğini göstererek Avrupa'ya zaten ithalat, ihracat yaparken ya da Avrupa onlara ithalat yaparken ekstra vergilendirilmemesi gerekiyor. Bu önemli bir konu. Çin'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Çin kendi ETS sistemini kurmakla kalmadı. Bugün açıklanan bir haberde Çin Merkez Bankası diyor ki kendi bankalarına, ey bankalar diyor, eğer diyor siz diyor şirketlere kendi karbon emisyonlarını azaltmak için benim 2060 karbon emisyonu taahhütüme ulaşmak için para harcayacaklarsa, yatırım yapacaklarsa onlara özel çok düşük faizle 1.75 gibi bir faizle onların istedikleri kredinin %60'ını ben sana veriyorum. Al bu kaynağı, üzerine küçük bir kar marjı koy, onlara ver, sırf bu amaç için veriyorum diyor. Dolayısıyla Çin'in bu işin ne kadar sıkıya aldığını ve ciddiye aldığını görüyoruz bu anlamda gözle. Cüneyt, evet, bir yandan da petrol tarafında biliyorsun Biden'ın stratejik rezerv söylemi vardı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı da biz olmasaydık fiyatlar daha da yukarı gidebilirdi gibi bir açıklama görmüş olduk. Yani önümüzdeki dönemde de hani burada ne kadar baskı artarsa artsın sanki OPEC artının çok da çark etmeyeceğini anlamak mümkün. Brent petrol $81, işte Amerika'da ham petrol $83 görmüş vaziyette. Amerika'da biliyorsun Enerji Bakanı çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. OPEC diyor bir kartel diyor, fiyatları biz belirlemiyoruz. Açmıyorlar muslukları, milyonlarca insanın, milyarlarca insanın yüksek fiyattan petrol almasına sebep oluyor diyor. Çok sert eleştirmişti. Hatırlayacaksın 5 Kasım'da OPEC toplantısı vardı, işte bu toplantıdan sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. İlk dökümler ortaya çıkmaya başladı, yorumlar. Birleşik Arap Emirliği sözcüğünde demiş ki Birleşik Arap Emirliği bize evet petrol fiyatları 2021 yılında %63 arttı. Ama demiş biz 23 üyeli OPEC olmasaydık ve bu artış sırasında yavaş yavaş kimseye beğendiremesek de tekrar muslukları açıp ekstra petrol sevkiyatı yapmasaydık piyasaya, o zaman kömürde olduğu gibi, o zaman doğalgazda olduğu gibi görürdünüz bak kaç katı artıyordu petrol fiyatı. Siz gene yatın kalkın OPEC'e dua edin. Biz burada arzı arttırarak piyasanın belli bir noktada çıldırmamasına sebep oluyoruz demiş. Yani bizi eleştireceğinize bize dua edine getirmiş. Ama şu bir gerçek gözde petrol fiyatları kömüre bakarsak, doğalgaza bakarsak makul gibi gözüküyor. Ama sadece bu yıl %63 arttığı ve geçen yıl düşün Covid sırasında biz petrolde vadeli kontratların eksi, yani sıfırın altında fiyatlandığını görmüştük. Bugün vadeli kontratlar işte şu anki petrol fiyatlarının üzerinde fiyatlanıyor. $85'lık bir yıl içerisinde en dipten en yukarıya doğru bir yükselişten bahsediyoruz. Evet Cüneyt Başaran, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, değerlendirmeler için. Şimdi Melike Ayan'a gideceğiz. Saat farkından ötürü artık hafta içi her gün kapanışa doğru da saat 17.30'da Melike Ayan bizlerle olacak. Melike, özlemiştik seni. Hoş geldin tekrardan. Neler aktarırsın bugün bizlere? Teşekkürler. Evet, borsa yönünü belirlemeye çalışırken şimdi Nasdaq yatay bir yerde ama günün tabii ki ana konusu iki ana başlık altında toplandı. Birincisi Elon Musk. Hani dünden beri biz bunu belki konuşuyoruz ama hisse senedinin şu an itibariyle %5 düşmesinde ardında yatan o Twitter'a koyduğu ünlü anketi ve %10'unu, hisselerimin %10'unu satacağım ne dersiniz demesi. Ki aslında cevabı da şu: sonuç evet de gelse, hayır da gelse ikisine de ben razıydım diyor. Fakat hissenin düşmesini tabii ki engelleyemedi. Traderlar bir yandan buna bakarken, çünkü borsayı gerçekten ciddi şekilde etkiledi, yansımasını gördük hemen bu tweet'in hisse senedine de yansımasıyla birlikte. Fakat en önemli ikinci ana başlık altyapı harcamaları planının temsilciler meclisine tekrar gitmesiyle birlikte bu Biden'ın hani build back better, yani daha iyi inşa et bir daha hani gibi bu propaganda protest bütün bu kampanyasıyla birlikte Vulcan, Caterpillar'ın hisselerinin tavan yaptığını görüyoruz, sıçradığını görüyoruz. Aynı şekilde petrol içinde bullish, yani boğa
piyasasına girdiğini görüyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. İşte bu ikinci ana konunun yanında biz bir anlamda bu hafta gelecek en önemli ekonomik verinin TÜFE rakamı olduğunu, enflasyon rakamı olduğunu biliyoruz. Nedir peki son durum? Enflasyon ilişkileri tabii ki hiçbir yere gitmedi. Çünkü son 30 yılın en hızlı, en büyük büyümesini gördük. Ve bu sabah saatlerinde Fed başkanlarından Clarida'da aynı şekilde, yani Powell'ın söylediğini, metnin, geçen haftaki metnin söylediğinde biraz daha altını çizerek tekrarladı bize. Yani söyledi, evet enflasyon 2021'de %4'lere fırladı geldi ama seneye bu %2.25 düşer diyor. Powell da demişti 3. çeyrekte enflasyonun azalmasını bekliyorum ama bir rakam zikretmemişti. Clarida da %2.25'e düşer diyor. Evet diyor, enflasyon FOMC hedefini, Fed'in hedefini fazlasıyla geçti ama bu dengelenecek, düzelecek diye bu mesajları Fed vekillerinden Clarida'nın yaptığı gibi vermesini bekliyoruz. Bir yandan da bugün ABD seyahat yasağını bazı ülkelere biraz daha gevşetti. Kanada da aynı şekilde ama aşı zorunluluğuyla birlikte. Ve aşı demişken Pfizer'ın hani aşı değil ilaç ile ilgili duyurusu sonucunda hissesinin cuma günü ne kadar fırladığını, zirve yaptığını görmüştük. Bugün de o ilacın, o kokteylin sonuçlarını açıkladı ve hisseyi tabii ki pozitif yönde etkiledi. Ama sadece COVID-19 ilacı değil, aşı değil, yani ilacı değil, aynı zamanda HIV ilacının da sonuçlarını açıkladı ve İki ilacın da çok etkili olduğunu, COVID ilacının %89 hastaneye kaldırılanlarda etki ne kadar büyük etkisi olduğunu anlattı. İşte böyle bir günde dediğim gibi vadeliler önce, şimdi de borsa kendini yukarı atmaya çalışırken biz hem petrol hem de yani Caterpillar gibi zirai, petrol, enerji ile ilgili hisselerin kendini yukarı attığını, boğa piyasalarını girdiğini görüyoruz diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Yarın görüşmek dileğiyle BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam edelim. BloombergKT'ye konuşan Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınaztepe, asgari ücret artışında devletin desteğiyle çalışanlara güçlü bir zam yapmak istediklerini söyledi. Tınaztepe, hem bizim yapacağımız zam hem de devletin brüt ücretten alacağı biraz azalırsa çalışanların gelirinde kayda değer bir artış sağlayacağız dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simpson, COP26 kapsamındaki gelişmelere ve sınırda karbon vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Simpson, Avrupa Birliği'nin ticari ortaklarından kendi emisyon ticari sistemini kurmasını istediklerini söyledi. Borsa İstanbul'un yabancı yatırım işlemlerine ilişkin verilerine göre Ekim'de yabancılar nette 45 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Nette en çok alım yapılan hisse Tüpraş olurken en çok satım yapılan hisse de BİM olarak kaydedildi. Bloomberg KT'ye konuşan TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi. Asgari ücret zammının enflasyona bir takım etkileri olacak diyen Altınsaç, 2016 yılındaki gibi %25 civarında olacağını düşünüyorum, belki daha bile fazla olabilir dedi. Bitiriyoruz, az sonra günden kalanlarıyla devam edeceğiz.